Selamlar herkese. Ben Litaip Downharmony Gel. Bugün bronz günlüklerine devam ediyor olacağız. Dördüncü güne geçtik. Bakalım. Üst koridorda Fiora oynamak istiyorum aslında. Neler banlayalım? Hala tam olarak öğrenemedim bu bronz banlarını. Bu arada bir sürü duyurum var. Umarım dinlersiniz çünkü gerçekten güzel haberlerim var diyebilirim. Biz Crank'i banlıyorlardı, hep onu banlayalım. Ortama ayak uyduralım derken tıklamıyor. Kendine gelsin mouse. Çok fazla gerçekten aklımda şey var anlatacağım. Dileyenler hani bu ekranı özellikle görmek isteyen birçok kişi oluyor, bu yüzden gösteriyorum. Fakat direkt oyuna atlamak isteyen arkadaşlar nerede olsun, tam şurada link olacak, oraya tıklayarak direkt oyuna geçebilir. Ama gerçekten hani birkaç tane şeyden bahsedeceğim. Güzel haberlerim de var, planlarım da var, bunlardan bahsedeceğim. O yüzden kalıp dinlerseniz çok sevinirim. Şu banları yapalım. Kendi pikimizi alalım. Ondan sonra geçeceğim anlatmaya. Ne banlıyor ya burada? Cidden hala öğrenemedim. Blitzcrank. Ya ben Riven'ı banlayacağım. Hani bu Elo'da çok fazla oynayamıyorlar. Bronz 5'teyiz hala. Kaç puan olduk? 49 puan mıydı? 60 küsür puan olduk sanırım. 3 maç kazandık. 60 küsür puandayız diye hatırlıyorum. Bu arada umarım iyi değerlendirmişsinizdir. Yüksek IP kazanımı vardı bu hafta sonu. Gerçi ben bu videoyu attığımda pazartesi günü olacak. 31 Ağustos pazartesi olacak. Bakalım. Mesela Irelia garanti banlardım yüksek Elo'da olsaydık. Fakat şu anda kestiremiyorum. Leona da banlayalım. Ben Fiora alacağım. Işınlan ve tutuşur ile oynuyor olacağım. Bunun da nedenini anlatacağım size. Şimdi şunları anlatayım, sonra oyun sunumuna geçeceğim. Şimdi bir kanalın gidişatı ile ilgili aklımda bir sürü düşünce belirdi. Yani oturup düşündüm, hani bu kadar kişi seyrediyor videolarımı, nasıl yapmaya devam etmeliyim bunu diye. Hani kendi hatalarımı kendi başıma çıkarmaya çalıştım. Sizin yorumlarınızı okudum, gerçekten baya bir yorum okudum. Hani her türlü eleştiriyi laf atma dahi de olsa okudum. Bununla ilgili aklımda planlar çıkardım. Bir, artık daha fazla özen göstereceğim. Hani ben bunu eğlencesine yapıyordum açıkçası. Fakat şimdi gerçekten özen gösterip elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor olacağım. Ya lütfen bunu söz olarak algılamayın çünkü gerçekten elimden gelmediği bir sürü zaman oluyor. Fakat her gün en azından 2 ve çoğu zaman 3 video atmaya çalışıyor olacağım. Bunlar genellikle 2 tam oyun videosu, bir tane de öğretici video şeklinde olacak. Mesela ilk atacağım video Lee Sin ile Insect nasıl yapılır, Kick Flash nasıl yapılır falan şeklinde olacak. Hani bu zamanla çok detay taktiklere kadar gidecek ama öncelikle böyle genellikle bilinen fakat hala bilmeyenlerin olduğu taktikler üzerine olacak. Ama hem videoların kalitesini bayağı bir arttırmayı düşünüyorum. Yani konuşma olsun, oynanış olsun, anlattıklarım olsun, bunlar konusunda bayağı bir çeki düzen vereceğim. Bayağı özen göstermeye başlayacağım. Fakat lütfen dediğim gibi bunu bir söz olarak algılamayın. Hiç video atamadığım zamanlar da olacaktır. Yani bu internet hızı konusunda şimdi 4.5G geliyor diye bayağı bir reklam yapıyorlar ama onun gelmesine bir en azından 1 yıl, 1,5 yıl var. O yüzden ben hala 0.5 upload hızıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şöyle mesela diyelim bir gün bir işim var. Sabahtan akşama kadar evde değilim. Maksimum bir video atabiliyorum. Çünkü bir videoyu yüklemek 4 saat alıyor. Ama aynı anda hani birkaç tane video yükleme komutu veremiyorsun. Hani ben evden gideyim. Evden giderken 3 tane videoyu yüklemeye koyayım. Akşam geldiğimde 3'ünü de paylaşayım şeklinde bir şey olmuyor maalesef. En azından benim internetimle olmuyor. Bu durum böyle. Yani bu kendi kanalım konusunda. Bir tane yeni bir kanal açtım. Şu anda ekranda beliren bir şekilde tıklayarak ulaşabileceğiniz bir kanal. Ama o kanala lütfen hani League of Legends'la alakasız bir şekilde gelin. Hani o kanalda League of Legends'a dair hiçbir şey paylaşmayacağım. Aksine League of Legends kanalı olarak gördüğüm bu psikololü bazı şeylerden arındırmak adına öyle bir kanal açıyorum. Yani bazı düşüncelerimi video esnasında açıklamak istemiyorum. Hem oyunla çok alakasız olduğu için hem de o an aklımı tam olarak oyuna verememe neden olacağı için, hani o düşünceyi apayrı bir şekilde anlatmak istediğim için Valor adı altında bir kanal açtım. Neden Valor koydum ismini? Açıkçası tam bilmiyorum. Ya Valor'ın kelime anlamı aslında
yiğitlik anlamına geliyor ya da tam karşılığı olarak tehlike anında gelen cesaret anlamına geliyor. Fakat yani benim için anlam olarak çok büyük bir anlamı olmasa da hani çok büyük bir yer edinmese de hayatımda bir anda çok sevdim hani bu kelimeyi. Olur ya bir şey gerçekten çok seversiniz, anlayamazsınız bile hani neden sevdiğinizi fakat çok yakın gelir size. Aynı o şekilde oldu valor kelimesi benim için. Bu yüzden bu şekilde tercih ettim. Belki ileride bir anlamı olacaktır. Bilemeyeceğim artık. Oyun ekranına geçelim. O kanal üzerinden hani düşüncelerimi paylaşıyor olacağım herhangi bir konuda. Yani o an aklıma ne eserse o konuda bir düşüncemi videoya kaydedip anlatıyor olacağım. Fakat bu düzenli videolar şeklinde olmayacak. O an aklıma eserse böyle bir ilham kaynağı gelirse o anda açıp paylaşacağım. Bu arada karşımızda Heimerdinger yer var. Bakalım nasıl olacak. Sakar Mucit Heimerdinger mi? Kostüm değil mi bu? Küfür konusu vardı. Ya şöyle bir oylama açmıştım. Oylamada açık ara üstünlükle küfürleri yani küfür edenleri susturma şeklinde oylama gelmiş. Fakat bunu yanlış anlaşılmasın. Yani ben küfürden hiç haz etmeyen bir insanım. Bunu zaten biliyorsunuz. Bazı insanlar öyle şey mi olur mutlaka sustur falan demiş. Şöyle bu Elo'da hani bir şeyleri gözlemlemek istiyoruz. İnsanların iletişim kurmaya çalışmasının nasıl olduğunu da anlamak istiyoruz. Bu yüzden hani ben iletişimi tamamen kesme taraftarı değilim. Ya eğer kişiye doğrudan hakaret olursa, işte ana baca söverse falan bunları hani her türlü susturacağım. Fakat hani normalde mesela AMK yazdığında susturuyorduysam şimdi bunu yapmayacağım. Çünkü adamlar nokta koyar gibi AMK yazıyor mesela bu ligde. Hani 3 oyun girdik, 3'ünde de bu şekildeydi. Biraz ilginç olacak. Ama hani olabildiğince size iletişim yollarını bu yazdıklarını chatte göstermeye çalışıyor olacağım. Bu konu vardı. Videoya girince aklımdakiler yavaş yavaş uçup gitti. Neden bahsetsem? Ha bu arada unutmadan şunu da söylemiş olayım. Giraylara gideceğim. Giraylardan da sinemaya gideceğiz demiştim. Hitman'i seyretmek istediğimizi söylemiştim. Film fena değil. Bilim kurgu açısından hani gelecekte olabilirliği var mı bilmiyorum. Hani genetik mühendislere neler üzerinde çalışıyor. O filmde anlatılan şekilde olması mümkün mü bilemiyorum şu an. Hani araştırmak isterim açıkçası. Olsun ya da olmasın seyredilmesi hoş bir film olmuş. Yani çok bir derinliği yok. Hani filmden çıkınca vay be falan demiyorsunuz ama eğlenceli olmuş. Gidip seyredebilirsiniz. Tam onu seyrettikten sonra aklıma şey diye gelmişti. Keşke bir eve gidip Hitman Absolution oynasam diye gelmişti. Hitman Absolution şu anda 1 dolara alınabilir durumda. 2 Eylül'e kadar devam eden bir kampanya. Bu size çeşitli oyun ve charity kurumlarının dayanışmalarından bahsetmiştim. Charity'yi nasıl çeviririz? Hani bağış kurumları diye söyleyeyim. Hani yardımlaşma o anlamda bağış kurumları. Mesela şu anki etkinlik şu şekilde. Eğer siz 1 dolar ya da daha üstü bir bağış yaparsanız ki farklı bir linkten giriliyor. Onu açıklamalar kısmına koyarım. Bu hem yardım kuruluşlarına gidiyor para hem de size bedavadan bir Steam kodu veriyorlar sanırım Hitman Absolution için. Steam diyebiliyorum. Başka bir dijital kod da olabilir ama sonuç olarak Hitman Absolution oyununa bedavaya sahip olmuş oluyorsunuz. Normalde çok daha fazla fiyatı. Bana da öyle iyi denk gelmiş olmuş oldu daha doğrusu. Ben gidip almayı düşünüyordum. Bu arada mesajlarınıza genellikle hemen cevap veremiyorum. Hatta 2-3 aydır cevap veremediğim birkaç tane insan var. Onlara hani artık yüzüm olmadığı için cevap vermiyorum. Ama cevap versem iyi olacak sanırım. Olabildiğince yetişmeye çalışıyorum mesajlarınıza. Birçok kişi şunu söyledi. Videolarını açıyorum. Bu sayede uyuyorum dedi. Hani yatmadan önce videoyu açıyormuş. Sonrasında hani beni dinlerken uyuyakalıyormuş. Ya bunu nasıl karşılayacağım ilk başta bilemedim hani çok sıkıcısın mı demek istiyorsun şeklinde espri yaptım. Sonra baktım bir sürü kişi böyle söylüyor. Sesimi rahatlatıcı bulan insanlara buradan çok teşekkür ediyorum. Size özel bir bu Valor kanalında bir uyku seansı tarzında bir şey yapabilirim belki. Ya çünkü Neurolinguistic Programming eğitimi aldığımda bunun içine hipnoz terapi vesaire de dahildi. O yüzden hani hipnotik kalıpları kullanan metinler, böyle uyku moduna geçirebilecek metinler az çok yazabiliyorum ve az çok da ona göre seslendirme yapabiliyorum. Böyle ilginç bir şey denemiş olmak adına yapabiliriz aslında. Yani
Böyle bir şey isteyen varsa, olsa dinlerim diyen varsa bir mesaj atsın. Bakalım. Neyse, sonunda oyuna geçiyoruz sanırım. Duyurularım bu kadardı. Yani daha fazla duyuru vardı diye hatırlıyorum ama şu an aklıma gelmedi. Video heyecanlı olsa gerek. Bu arada diksiyon kursuna gideceğim. Yani en yakın zamanda bir diksiyon kursu bulup diksiyon kursuna gideceğim. Olabildiğince hatasız konuşmaya çalışıyorum ama fark etmişsinizdir videonun başlangıcından beri bir sürü hata yaptım. Bunları en aza indirgemek için. Hani hatalar her zaman olur fakat en aza indirgeyeceğiz diye umuyorum. Bakalım. Şimdi geçtik maça. Bronz günlükleri. Gün 4. Bir an önce A'dan Z'yi de bitirmeye çalışacağım. Bu bronz günlüklerini de gümüş günlüklerine kadar çekeriz diye umuyorum yakın bir süre içerisinde. Günde 3 video yaparsak zaten hızlı bir şekilde olur. Nasıl 5 pire mi? Derecelideyiz oğlum. Ne 5 piresi? Derecelide nasıl 5 pire ya? Şimdi Fiora ile hem kurtlardan deyip neden bunu gösteriyorum anlamadım ama hem keskin gagalardan hem kurtlardan başlayabiliyorsunuz. Keskin gagaları kesmek biraz daha kolay diyebilirim. Yani daha hızlı bir şekilde bitiriyorsunuz ama ben 5 can iksiri, 2 mana iksiri olmasını sevdiğim için şimdi kurtlardan başlayacağım. Neden tutuştur ve ışından aldım bunu da açıklayayım. Bu yüksek Elo'da da bu şekilde oynanıyor. Tutuştur aldığınızda koridorda skor çıkarma ihtimaliniz oluyor ve gerçekten hani skor çıkartabilen bir karakter Fiora. Bu arada chat'i üste almayı unuttum yine. Kızlara öğretiyorum. Bir kısmını kızlara oynatacağım. Trash fake demiş bana. Neyse güzel bakalım. Ya sıçraya çok ihtiyacı olan bir karakter değil Fiora. Oyun başında sıçra almadığınızda çok rahat bir şekilde kemplenebiliyorsunuz ama eğer dikkatli oynarsanız sonrasında çok rahat bir şekilde hani Q'nuzun bekleme süresi bayağı azalacağı için bekleme süresinde azalma eşyalarıyla birlikte her türlü durumdan kurtulabiliyorsunuz sıçra olmadan. Çünkü yani kaçmak için attığınızda bile daha hani o vuruşu yapıyor o yüzden bekleme süresini azaltıyor Q'nun. O ihtiyacımız olan kaçma mekanizmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Yani yüksek Elo'daki Fiora oyuncularını da takip ederseniz gerçekten onlar da bu şekilde oynamayı tercih edebiliyorlar duruma göre. Eymer bayağı ittirmiş. Biz bir dalga minyonu kaçırdık. Muhtemelen kulelerini koymuştu en baştan. Eymer'e karşı kurt başlamayabilirdim. Yani direkt koridora gidebilirdim. Yani daha iyi olabilirdi. Çünkü bildiğin 6 tane minyon kaybettirdi bize. Bakalım. Yasir'e selamlar. Master Yi'nin selamı varmış. Şimdi kulelerini yok etmeden Heimer ile savaşamayız. O yüzden kulelere çalışacağım ben öncelikle. Zaten tek atıyoruz neredeyse. Neredeyse. Tam değil. Sanırım hiç zırhı yok Heimer'in. Yani ben o kadar hasar yemesini beklemiyordum. Karşınızda Heimer varsa öncelikle kulelerini almaya çalışın ama hani kulelerini almak için de ortasına girmeyin. Ben E yeteneği olmadığı için o kadar yakınlaştım. Önce kulelerini aldım. Eğer E yeteneği olsaydı çok rahat bir şekilde kuleleriyle beni dövebilirdi. Yani ilk seviyede Heimer'in kulelerini rahat bir şekilde kesebilirsiniz ama ondan sonra tehlikeli hale geliyor ona göre. Wow. Direkt sıçratmasaydı iyiydi ya. O minyonu almaya gidebilirdim, yetişirdim ama Master Yi belki yaklaşır diye düşünüyordum. Master Yi yaklaşırsa çünkü kesebilirdik, zayıflık noktası hemen önümüzdeydi. Eğer zayıflık noktasını beğenmediyseniz arkaya doğru gidin, yani uzaklaşın o şampiyondan sonra tekrar yakına gelin. O zayıf noktası yenilenmiş oluyor. Ya zaten A'dan Z serisinde bayağı bir anlatmıştım Fiora'yı. Sonrasında bayağı bir trainledim ve yani olabildiğince kaptım diyebilirim şampiyonu. Fiora mükemmel olmuş açıkçası. Yani fazla önyargılı davranmışım başta.
Şu anki hali gerçekten yüksek elo'da da oynanabilir durumda ve yani bayağı eğlenceli. Özellikle W yeteneğinin kullanımı çok eğlenceli. Bu arada çok komik bir an yaşadık geçen normal oyundayken. Altın 5 bir arkadaş ki hani Challenger olsa da fark etmezdi bu söyledikleri üzerine. Dedi ki Riot Games'in bir şey bildiği yok. Fiora'nın W'su aşırı OP olmuş. Hemen değiştirilmesi gerek dedi. Hani ben dedim sen Riot Games'ten daha mı iyi biliyorsun? Onlar gayet dengeli yapıyor dedim. Çünkü hem kendi test ekipleri var hem PB sunucusu var. Hiçbir şey hani rastgele bir şekilde yapmıyorlar. Eğer dengesizse bile yakın zaman içerisinde değiştiriyor. Hani bir şekilde bir dengeye sahip oluyor bu karakterler. Bunun üzerine bana dedi ki TBF'de 2 saat boyunca teknik aksaklıkları giderememiş bir şirketten bahsediyorsun. Onlar mı bilecek tabii ki o bir şey bildikleri yok dedi. Hani sanırım Riot Games'i Türkiye ofisinden ibaret sanıyor ki alakası bile yok. Pardon Nicky keşke böyle yapmasaydık şimdi. Mastery Heyman hem deneyim puanını çalıyor. Biraz kusura bakma ama yani videoda olduğun için bunu yapmaman gerekiyor. Neyse geçelim şu konuya. Türkiye ofisi sadece lokalizasyon işlemlerini yapar. Hani dili çevirir. Yani hem seslendirme olarak hem yazılar olarak o çevirisini yapar. Hem ne bileyim tanıtımını yapar. Türkiye'de işte turnuvaları düzenler. Daha fazla kişiyi League of Legends'a başlatmayı amaçlar falan. Budur yani genel olarak. Gidip oyun yazılımını yapmaz. O yüzden Riot Games Türkiye ofisinin hani şu an oynadığımız oyunla hiçbir şekilde alakası yok yazılım olarak. Hani ileride olabileceğini söylüyorlardı ofis olarak fakat şu anda bir alakası yok. Mesela Dropack'e çare bulun diye Riot Games Türkiye'ye mesaj atıyorsunuz ya onların yapabileceği en fazla şey hani bunu iletmek. Ya tabii tribünal sistemini getirip getirmemek Türkiye ofisiyle mi alakalı bilemiyorum ama. Direkt hani yazılımsal o ban dalgasında hemen tespit edilip banlanması bu Amerika ofisindekilerin yapması gereken bir durum. Tek başıma gitsem muhtemelen bir şey yapamayacağım o yüzden başından atmadım şu anda. Zaten eşya almak istiyorum. Şimdi gidelim. Stunlanmamak için attım. Yine de stunlandım. Hadi. Şunu hız kazanmak için yaptık. Tamam, Soraka healliyor. Sabitte. Ops. Kötü oldu. Hatalı oynadım. Thresh'e de tebrikler. Ama cidden hatalı oynadım orada devam etmemem gerekiyordu. Hayırdır diye. Wow, o da öldü. Oyun sesi fazlaymış gibi geliyor bana ama muhtemelen size normal geliyordur. Ben azaltmayacağım. Oyuna odaklandım. Siz de odaklanın. Şimdi benim yerimde olsanız ne yapmanız gerekiyor onu açıklamaya çalışayım size. Üst koridor oyuncususunuz. Bayağı bir kastınız. Öncelikle yapmanız gereken şey kuleyi almak. Çünkü kuleyi alırsanız daha rahat bir şekilde haritada gezebilirsiniz. Haritada diğer arkadaşlarınıza yardım edebilirsiniz. Zaten ışınlanıma 220 saniye var. O süre boyunca koridoru ittirmek için, koridorda daha fazla kasmak için oynamalıyım. Olabildiğince minyon kesmeye bakın. Yani ne kadar skor alırsanız alın, eğer yeterince minyon kesememişseniz bunun bir anlamı olmaz. Emir de güzel hasar vermeye başladı. Kulelerini önemsemeyince böyle oluyor. Bir totemleme yapalım. Bir de Master Yi'nin ormanına bakabiliriz. Aynen buradaymış.
Onu kesemezsem çok üzüleceğim. Çok elim ayağıma dolaştı. Beni gördüğü anda sıçra atıyor. Olması kötü. Ta ihtiyacım var. Ya orada Mastery'yi bırakıp kaçabilirdim. Şuraya gidip şuradan şuraya Q ile geçsem muhtemelen Victor beni yakalayamazdı. What? Neyi bekliyor acaba? Kesemeyecek derken bayağı yüksek hasar veriyormuş kesti de. Aynen. Çift güçlendirmeyi de almış oldu. Güzel oldu bu. Minyon sayımıza bakalım. 70 minyonumuz var. Dakika 10. Yani normal bir minyon sayısı diyebilirim ama daha da yükseğe çıkartabiliriz çok rahat bir şekilde. Ya çok daha iyileri yapılıyor 10. dakikada ama üst koridor için genellikle normal bir minyon sayısı oluyor. Çünkü üst koridor biraz daha hani ışından attığında minyon kaybına çok uğrayan bir koridor. Hani orta koridor mesela ışından attığında çok fazla minyon kaybına uğramıyor. Pardon, ışından attığında diyorum, haritada gezdiğinde. Işından atmıyor orta koridor oyuncuları. Dayan hariç. Bir dayanaya ışından alıyorlar sanırım. Güncel metadan. Eymer ışınlarını kullandı. 5 dakika yok. 16'ya kadar yok. Fakat yani çok bir şey fark edeceğinden değil. Orada W'ye basmamalıydı. Bana bir tane daha düz atak vursaydı öldürme şansı vardı. Yani W'ye bastığı için ben rahat bir şekilde etrafından dolaşıp pasifimi kullanabildim. Pasifimi kullandığımda can aldığım için her bir zayıf noktaya vuruşunuzda hem hareketsiz kazanıyorsunuz, hem can alıyorsunuz, hem de rakibi yavaşlatıyorsunuz. Ama asıl önemli olan nokta zaten can almanız. O canı alabildiğim için rahat bir şekilde skor çıkartabildim. Yeni Fiora OP mi? Kasınca OP. Yani durduramıyorsunuz kolay kolay. Eğer hani mekanik olarak mükemmel oynarsa Fiora, durdurmanın çok bir yolu yok. Bu arada mükemmel oynadığımı iddia etmiyorum. Hani oynayan oyuncular için bu şekilde ifade ettim. Kuleyi aldığım için kendi kulelerini buraya dizmeye başladı. Hani kuleyi almışla aynı şey bu. Bu cana sahip olması. Son vuruş yapalım. O ölmeyecek çünkü o büyük minyon. Bekletmenin manası yok. Önce Vahşi Hydra bitireceğim. Sonrasında daha da fazla yaşayabilmek için vampir ağası alacağım. Neden vampir ağası alıyorum? Onu da hemen açıklayayım. Şimdi iki farklı can çalmaya sahip olduğunuzda, can çalma eşyasına sahip olduğunuzda takım savaşlarında da ayrı kittirme yaparken de yaşama ihtimaliniz o kadar artıyor. Hani diğer eşyalara çok da fazla ihtiyacı yok Fiora'nın. Hani mesela Orb Walk yapabilmek için hem yürüyüp hem vurabilmeye devam etmek için ağır kan gerçekten güzel bir eşya. Ama almadan da ilk eşya olarak Hydra'yı bitirdikten sonra üstüne kanı susamış alarak bence çok daha etkili bir oyun sergilemiş oluyorsunuz. Zaten rune sayfanız eğer düzgün olursa, bende bu Smurf hesapta çok fazla rune sayfası olmadığı için, rune olmadığı için Fiora'ya özel rune kullanamıyorum. Fakat rune sayfanız doğru olduğunda zaten bu eşyalarla bile %10 bekleme süresi, pardon, %15 bekleme süresinde azalmaya sahip oluyorsunuz. Eskiden can çalma eşyaları aşırı OP'ydi. Hatta Jivan'a mesela 5 tane kanı susamış alınıyordu. Durduramıyorlardı resmen. Yemeseydik iyiydi. Onun için ışından atmak istemedim. Keşke daha öncesinde atsaydım ışınlarını. Olayın ciddiyetini kavrayamadım. Şimdi Heimer'e bakalım eşyalarına. Hiç zırh eşyası yok. Zırhı kaç? 36. Ben Heimer'e tek atarım muhtemelen. Biraz açılması lazım ama. Dediğim gibi tek attık. Ulti kullanmasam da rahat bir şekilde öldürebilirdim ama E yeteneğiyle beni sersemletme ihtimali olduğu için önce kullandım bunu. Keserim yalnız ben bunu. Derken.
Kötü oldu. Hata yaptım. Ya Master Yi'nin gelebileceğini düşünmeliydim. Bu arada Master Yi'nin neden yanından yürüyüp geçti? Sıçram yok, o yüzden sıçra atmadım. Victor sıçrasını direkt kullandı başlangıçta. Şuraya ışından atabilirim. Alıp almadığını bilmiyorum ama. Bir dakika. Bu hataya hiçbir şekilde düşmeyin. Hani altına çok ihtiyacınız yoksa totem almak yerine şu güçlendirmeyi alın. Eğer karşıda Rengar Shaco gibi bir şampiyon varsa büyük görüş uğrunu alın. Hani bu görünmezliği de engelleyeceği için daha iyi olacaktır. Fakat onun haricindeki durumlarda sürekli olarak 3 totem ile gezebilmek adına bu ziynet geliştirmesini almak daha iyi. Şimdi diğer kuleleri almaya yönelebilirsiniz. Kendi kulenizi aldıktan sonra. Wow. Master Yi bayağı agresif. Girip anında çıkmaya karar vermek. Hani o Q'yu attığı anda yanlış bir karar verdiğini anlıyorsun. Ama işte öncesinde anlaman gerekiyor. League of Legends'ın en şahane yanlarından biri. Yani ne profesyonel oyuncular var. Deli gibi feedliyor o an hata yaptığı için. Feedlemen yok sanırım. Alsın Caitlyn Oscar'ı. İstesem Q ile öldürebilirdim ama hiç gerek yok. Viktor'a bakalım eşyalarına. 67 zırhı var. Ona tek atamayız. Şuraya bir totem atacağım. Mavilerini çalacağım. Q yeteneğinizin önce öldüreceği hedefe gideceğini unutmayın. Mesela şu an Q atarsam şu küçüğe vuracak. Çünkü öldürebileceği hedef o. O yüzden önce Hydra ile o küçükleri öldürmeye bakın. Sonra Q yeteneğinizi kullanırsınız maksimum hasar için. Alt koridora yardıma gideceğim. Görmedi beni. Ulti kullanacağım hareket hızı için. Ya da kullanmayacağım. Minyonları bırakıyorum Caitlyn'in kasması için. Ejderhayı onları aldı. 4 dakika var. Heimer burada. Master Yi burada. Viktor da buralarda olabilir. Arkasını görmüyorum. Bu arada 3'ten fazla ölmeyecektik, değil mi? Öyle bir iddiamız vardı. Ben onu tamamen unutmuşum. Çok daha güvenli oynardım ya. Güzel. Aa, W için kullanır diyordum. O yüzden kullandım W'mu. Biz burada çıksak bilmiyorum. Çıkmazsak kesebiliriz ama manası yok. Hem Caitlyn'in hem Soraka'nın manası yok. Ve Viktor'un hasarından biraz tırsıyorum derken bunu aldım ben. Öldük. Aa, bir dakika ölmedim. Öldüm. Öldüğümü düşünüp bıraktım. Direkt Q'yu kullansaydım hani hiç beklemeyip yaşayabilirdim. Hiç dodge olayı yok sanırım bronzlarda. Hani ama bir an şuraya tıklasa sonra tekrar buraya tıklasa kaçardı. Belki. Yani kaçma ihtimali olurdu en azından. Jinx'i bayağı kastırıyoruz ama sıkıntı yok. Yani ben en azından Jinx'in üzerinde olacağım. Takım savaşlarında. 3 kez ölümü geçtik. Ya ceza olarak ne olabilir? Acı biber falan demiştiniz ama ben acı yerim yani. Yani acı yemek konusunda hiç sıkıntım yok. O yüzden bana çok ceza olmaz acı biber. Bu arada eğer Twitter'dan beni takip etmek isteyen olursa şurada çok okunmuyor ama Twitter ismim yazıyor. İyi Alp Gural şeklinde geçiyor aradan. Orada bir şeyler yazıyorum yani. Takılıyoruz. Geçen biri benim çizimimi yapmış bu arada. Bir yanda Fiora, bir yanda Irelia var. Çok beğendim. O arkadaşa da buradan çok teşekkürler. Şu an ismini anımsayamadım. Tekrar bir bakmam gerekecek muhtemelen. Hemen Caitlyn'in üzerinden pardon. Caitlyn ne alaka ya? Jinx'in üzerinden shutdown almaya geldim. Keşke skoru bıraksaydım. Hareket hızı için ulti açıyorum. Cidden ayranın benim üzerimde garip bir etkisi var. Çok çabuk uykumu getiriyor. Ve en sevdiğim içeceklerden biri. Ama yemek konusunda mesela çok fazla tercihim yoktur. Her türlü yemeği yerim ama içecek konusunda
Yani içecek manyağıyımdır. Daha doğrusu şöyle. Yemek konusunda da içecek konusunda da böyle özel çok sevdiğim şeyler yok. Fakat yemek yemesem de olur uzun bir süre. Fakat içecek konusunda yani en azından bir su içmem lazım belli aralıklarda. Gel buraya. Tamam artık savaşmayacağım. Feyler feyler. Orada ben savaşmam imkanı yok. Onun yeni... Thresh'i sonradan gördüm ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kuleyi almaya odaklanmışsın. Bulamayacaktı zaten ama riske atmayalım. Biraz totemleyelim. Ejderha çıkıyor. Bu arada W hiç efektif kullanmadım maç boyunca. Şimdi kullanalım. Öyle. Yine de gelebiliyor sanırım. Jinx ultisini de engelleyebiliyoruz. Arkasında şuralarda bir yerde Jinx var. O yüzden zorlamak istemiyorum açıkçası. Çabuk ölecek olan hedef bu ama buna atıyorum ulti. Bu sayede can kazanacağız. Tamam çıkalım. Biraz can dolduralım. Hidra artık kanı susamışın altı eşyaları. Ejderha gidiyor olabilir. Benim acilen eşya bitirip tekrar orta koridora gelmem lazım. Ya takım savaşı yapamayacağız sanırım. Çok toplanmıyoruz. Benim özellikle dile getirmem lazım takım savaşı yapalım diye. Fakat şöyle bir şey de var. Yeni Fiora çok rahat bir şekilde ayrı kittirme yapıyor. Yani kuleyi o kadar hızlı almıyor. Eski Fiora kadar hızlı almıyor. Fakat karşısına hani 3 hedef bile gelse dayanabiliyor. O açıdan bayağı önemli olmuş. Değişiklikler. Ejder'e gidelim. Hop, hop. Öldüm sanırım. Sonra heal kurtardı. Jinx'e bulaşmamam gerekiyor önden. Yani flankleme yapmam gerekiyor. Flank ne oluyor? Arkadan gelip şaşırtıp o şekilde kesmem gerekiyor. Başka türlü cidden kesebileceğim bir hedef değil şu an Jinx. Bizimkiler dikkatli oynar diye düşünmüştüm ama çok da kötü değil sanırım birebir değişim. Daha da iyi. Ben tek başıma ejder alacağım. Pembe totemi o yüzden aldım. Ne diyeyim ki? Ya tam duvarın dibine girmeden ejderha ve baron pitinde yapamıyorsunuz. Ejderin geriye fırlatmasının önüne geçebiliyorsunuz W'yu kullanarak doğru zamanda. Bir şey diyeyim mi? Yaratıklarda da zayıf nokta olsaydı Fiora hani aşırı kırık bir şampiyon olurdu. Broken deniyor. OP şampiyonlar o anlamda kırık. Aklıma bir anı geldi ama anlatmak istemiyorum. O yüzden sustum. Eğer dereceli oyun giriyorsanız oyununuza odaklanıp chat işini sonraya bırakabilirsiniz diye düşünüyorum. Burası için bir dakika. Ben bir Jinx gördüm sanki. Gerçi ışınlanım yokmuş daha 20 saniye varmış. O zaman yürüyerek gideceğiz. Şimdi ya ayrı kittirme yapacağım. Bizimkilerin karşılarında ne kadar durabildiğine bağlı olarak karar vermem gereken bir durum bu. Neden bana girmeyi istiyorsun? Bu Fiora'da da bayağı bir animasyon iptali var bu arada. Yani Q düz atak, E düz atak, sonra Q yapabiliyorsunuz maksimum hasar için. Bu şekilde olması lazım yanlış söylemediysem. Q'yu mesafe kat etmek için kullandım. Tavuklar olduğu için öldü o. Yani can basmazsa öldü.
çalıntıları varsa çalalım. W'yu hani kaçan bir hedefe son öldürecek hasarı vurmak için de kullanabilirsiniz. Yani baya yüksek bir menzili var ve büyük hasar veriyor. O yüzden hani karşınıza zırh kasıyorlarsa bile hani bir şekilde hasar verebilmiş oluyorsunuz. Bizimkiler gereksiz yere devam etti sanırım. Bu minyon dalgasını ittireceğim. Ya orta koridordan gitmemizin bir mantığı yoktu. O yüzden gitmedim. Yani yaşayan Jinx ve Viktor vardı ve onlara karşı pek bir şey yapmak mümkün değil açıkçası. Jinx'in çok az canı var, o yüzden hemen gittim. Öldü o da. Şimdi orta koridoru ittirebiliriz işte. Ya çünkü minyon dalgası ittirebilecek bir şampiyonları yok hayatta. Ya Viktor var sadece. Gerçi Heimer de ulti W ile kullanırsa ittirebilir ama. Neyse onları alırız ya. Jinx asıl sıkıntı. Ya yapma bunu. Gerçek hasar vurduğumuz için bildiğin tek atıyoruz. O yüzden yani Fiora ayrı bir boyut ya. Cezayı siz belirleyin ama ya gerçekten ya acı biber beni kesmez, öyle söyleyeyim size. Tamam çıkalım artık. Derken çıkamadık. Ceza ya aslında şöyle olmasını isterdim cezayı. İstediğiniz videoyu o gün atacağım. Çekip atacağım kanala demek isterdim fakat internet hızım nedeniyle bu olamıyor. Ne yapabiliriz? Bak video konusunda aklıma sürekli fikir geliyor. Şu da olabilirdi. İstediğiniz karakteri asıl hesabında usul kümesinde dereceli oyunda oynayacağım da olabilirdi. Her yani her 3'ten fazla öldüğüm maç başına böyle bir ceza olabilirdi. Karabaltı almayı tercih ediyorum. Ya aslında üçlü kuvvet bu maçta daha iyi olur. Çünkü zaten zırh kasamadılar. Çünkü genel olarak kasamadılar. Fazla paraları yok. Zırh kasamadıkları için üçlü kuvvet alacağım. Daha da çabuk öldürmek adına. Fakat karabaltan verdiği bekleme süresinde azalma için daha iyi. Hem de karşıda adam akıllı kasabilmiş karakterler olduğunda zırh kastıklarında daha çok iş yapıyor. Ya siz cezayı düşünün. Olabildiğince uygulamaya çalışırım. Maksimum 3 kez ölüm olayımız bu. Reş'in Q'sunu dojlayalım bakalım W ile. Sanırım şöyle oluyor. Thresh'in Q'su üzerinizde kalıyor. Yani tıklanabilir oluyorsunuz fakat Thresh'i sersemlettiğiniz için tıklayamıyor. Yani eğer civa yatağını alırsa biz onu sersemlettiğimiz anda civa yatağını basarsa üzerimize Q ile gelebilir. Ben şu an bu mantığı kurdum ama bu arada çok önde kaldı diye hemen bir girme girişiminde bulundum. Ama Jax. Bu arada şu an bunu yapabilmemin sağlayan tek şey Hydra artı Kanusa'mış. Hani bu eşyalar olmasaydı o yani 50 canı falan gördüm diye biliyorum. Bu yüzden çok önemli bu kadar can çalma eşyası almak. Öyleydi. Biraz erken bitti sanırım maç. Yani diğer bronz videolarına oranla. Fiora güzel şampiyon. Oynayın. Oynamayı öğrenin sonra oynayın. Ya ben bir normal oyunda rahat 15 maç falan attım. Bu arada herkeste olan bir olaymış bu. Yani herkeste olmasa da çoğu kişide olan bir olaymış. Zafer ya da Bozgun animasyonu gelirken ekran donuyor. Yeni patch'te olmaya başladı oldu. İstatistik ekranı gelmedi. Bazen hiç gelmiyor. Yine de biz bekleyelim. Son kez duyurularımı yapayım.
Valor kanalına abone olmak isterseniz tam şuraya tıklayabilirsiniz. Buralarda bir yerde direkt abone ol şeklinde bir link gelecek. Yani tıkladığınızda direkt abone olma kısmına gelecek. Çünkü video yok. Hani video olsa kanalı yönlendirme yaparım. Sonra abone olup olmamak hani size kalmış olur. Şimdi de size kalmış durumda. Ya eğer söylediklerime düşünce yapımı bir ilginiz varsa hani sen konuş ben mutlu oluyorum ya da düşüncelerini öğrenmek isterim genel hayat hakkında da derseniz ya da ne bileyim YouTube konusunda da birkaç şeyden bahsedeceğim aklımda var birkaç konu. Bunları duymak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Aklımda zaten şu anda bir iki tane üç tane video fikri var. Onun dışında da aklıma estikçe bir şeylerden bahsediyor olacağım. 19 LP geldi. 20 LP sonra serilere giriyoruz. Umarım 20 LP gelir bir sonraki maçta. Tabii ki umarım maçı kazanırız. Grafiğe bakalım. Şampiyonlara verilen hasarda en yüksek hasar bizim. Asıl gerçek hasara bakmamız lazım. Gerçek hasara nereden bakılıyordu? Şu an neden göremiyorum? Öyle bir tekme vardı sanki. Verilen gerçek hasar. Şöyle bakabiliriz. Fiziksel hasar bu. Büyü hasarı bu. Geri kalan kısım gerçek hasar. Yani o da bir yol. En azından bir 8K falan vurmuşuz. Ya 8K değil. 7K. 7,5K falan vurmuşuz. Böyleydi. Umarım eğlenmişsinizdir maçta. Umarım küçük de olsa bir şeyler katabilmişimdir size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Bay bay.